Merhabalar. Independent Türkçe için hazırladığımız bu videoların bugünkü bölümünde İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılan tahrikkar eylemi ele alacağız. Bununla ilgili olarak bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bununla ilgili olarak neler yapılmalı? Bu konuları üzerindeki fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk önce şunu söylemek lazım. Ağır tahrik içeren böyle bir eyleme karşı belki de yapılacak ilk şeylerden biri, devlet katında ilk şeylerden biri şu olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki bütün dinlerin temsilcileriyle, en yüksek temsilcileriyle, Ermeni Patriği, Rum Patriği, özellikle Yahudi cemaatinin öncüleri, önderleri, Süryani cemaatinin önderleri, bunlarla sarayda bir yemek düzenleyip adına da barış ve uygarlık yemeği deyip gayet güzel mesajlar vermeli ve bu konuda Avrupa'da yükselen Müslüman karşıtlığı, ırkçılık vesaireye yönelik bir mesaj vermeli diye düşünüyorum. Onun ötesindeki konuları yan yana getirdiğimizde efendim diyelim ki işte sert karşılıklar verildi işte caddelerde, sokaklarda İsveç bayrakları yakıldı, şu bu edildi filan. Evet ama bu aynı zamanda bizim verdiğimiz mesajlar vermek istediğimiz mesajların birlikte yaşama ya ilişkin olacak mesajların belki de önemli miktarda değerinin azalmasına sebep olabilir. Dolayısıyla öte yandan şunu da söylemek lazım. İnsanlar bunları sokaklarda yapıyorlarsa, ediyorlarsa bunları engellemenin de bir çaresi bir yolu yok tabii demokratik bir ülkede ama belki de siyasi olarak yapılacak şey, tekrar ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir barış ve uygarlık yemeği düzenleyerek Buraya Türkiye'deki bütün dinlerin temsilcilerini, en yüksek liderlerini davet ederek uygun mesajlar vermesi olur diye düşünüyorum. Öte yandan böyle bir yemeğin şöyle de bir karşılığı olur. Şimdi bu tür tahrikleri yapan insanlar, çevreler, eğer bunların içinde gizli servisler falan da varsa ki olduğu varsayımıyla hareket etmek daha doğru olur olmadığını düşünmek tümden yanıltıcı olabilir. Bunlar karşı tarafların örneğin bizlerin nasıl tepki göstereceğini kolaylıkla tahmin ediyor olamamalılar. Yani biz verdiğimiz karşılıklarda çok öngörülebilir olmamalıyız. Bu da aslında taktik olarak önemli bir şeydir dış politikada. Dolayısıyla yani siz böyle bir şey yaptınız. Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktınız ama biz bütün dinlere ve bu dinlerin bütün kutsal kitaplarına saygılı bir toplumuz ve bizim toplumsal kültürümüz, tarihimiz bu tür nefret eylemlerini kabul etmez. Bunları dışlayan bir kültüre ve tarih geleneğine ve bilincine sahibiz. Dolayısıyla biz buyuz kardeşim demek de sayısız faydalar var. Şimdi gelelim meselenin öbür taraflarına. Peki İsveç'e cevap nasıl verilmeli? Şimdi bir defa İsveç'e cevap bu eylemle bağlantısı olmaksızın zaten verilmeli ve veriliyordu. Neydi? İsveç'in Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı ve bu konuda yaptığı başvurudan itibaren Türkiye gayet dikkatli bir şekilde süreci takip etti ve özellikle bu ülkelerin bilhassa İsveç'in Finlandiya ile anladığım kadarıyla sorunlarımız çok az bu konuda ama bilhassa İsveç'in PKK, PYD, YPG artı FETÖ ile ilgili politikalarından dolayı İsveç'i bu ülkeyi takibe aldı ve sonuçta yapılan müzakereler karşılıklı işte nasıl diyeyim adımlar taktikler vesaire bütün bunların sonucunda şöyle bir politika geliştirildi. Bunu da bu arada söylemekte fayda var. Belki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin tartışılmaya başladığı geçen yılın Şubat ayının son günlerinde ilk bu konuda tweet atan ve bu iki ülkenin NATO'ya girmek istediği takdirde bunlarla ilgili aramızdaki sorunlarda taviz almadan buna müsaade etmemek gerektiğini yazan ve sonra da bu işin üzerinde en fazla duran kişi benim. Dolayısıyla Türkiye bu süreci dikkatle takip etti ve konu bir memoranduma, bir mutabakta mutabakat metnine rapt edildi. Bu mutabakat metni de gayet dikkatle hazırlanmış bir metin. Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının yanılmıyorsam imzaladıkları bir metindi ki metni ilk çıktığı zaman da ben dikkatle incelemiş. Twitter sayfamda da ayrıntılı bir şekilde görüşlerimi yazmıştım. Şimdi bu metne göre İsveç'in zaten yani bu Büyükelçiliğimizin önündeki provokasyondan önce bununla bağlantısı olmaksızın yerine getirmesi gereken yükümlülükleri var. Bu yükümlülüklerde PKK'yı zaten terör örgütü olarak tanıyor. Ayrıca YPG, PYD gibi örgütlere de uzak durması, bunlarla arasına mesafe koyması, Türkiye'de terör örgütü olarak tanımlandığı şekliyle kabul edip buna göre hareket etmesi ve bunlarla ilgili bağlantılı Türkiye'de aranan kişilerin de Türkiye'ye iadesiyle ilgili yükümlülükler altına girmiş durumda. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey şu olmalı. Bu yükümlülükler üzerinden İsveç'e karşılık vermeliyiz. Örneğin üst düzey devlet adamlarının bu provokasyonla bağlantılı olarak kalkıp Bundan sonra İsveç'in NATO'ya girmesi artık mümkün değil. Biz bu defteri kapattık anlamına gelecek şeyler söylemesi bence doğru olmaz. Neden derseniz bu provokasyonu yapanlar, yaptıranlar ayrıca bunu arzu ediyor olabilirler. Bunu söylememizi istiyor olabilirler. Çünkü böyle bir tartışma yani İsveç'in NATO üyeliğinin böyle bir tartışma çerçevesinde ele alınması bizi şöyle bir yere götürür. Efendim onlar diyebilir ki tamam da yani biz bunun doğru olduğunu kabul etmiyoruz. Ama İsveç'teki kabul edilen ifade özgürlüğü standartları buna da izin veriyor. Kaldı ki bu tip insanlar İncil de yakabilir, kiliseye yönelik de bir takım şeyler yapabilirler, konuşabilirler, söyleyebilirler. Bizim ifade özgürlüğü anlayışımız bütün bunlara izin veriyor. Ha bu bizim nitekim İsveç Dışişleri Bakanı böyle bir tweet attı. Bu bizim bunu e, desteklediğimiz anlamına gelmez. Ama ifade özgürlüğü çerçevesinde meseleyi ele aldığımızda bunu yasaklamamız da mümkün değildir diye bir tartışmanın içine çeker ve gereksiz bir şekilde Türkiye'nin ifade özgürlüğü kavramıyla ilgili Avrupa ile ayrıştığı noktalar olduğu, Türkiye'nin demokrasisinin yetersiz olduğu gibi bir sürü tartışmanın içine çeker. Öte yandan şunu da unutmamak lazım. Bu İsveç meselesi adeta bir matruşkaya dönüşmeye başladı. Çünkü bu iktidara gelen yeni sağ eğilimli hükümet diyelim ki içinde aşırı sağa doğru unsurlar da var. Bunlar aslında iktidara geldikleri günden itibaren Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair bir takım açıklamalarda da bulunmuşlardı. Fakat daha sonradan bunların tümünü yerine getiremeyeceklerini dair kendi ülkelerinde bir takım şeyler de söylediler. Dolayısıyla orada zaten çok ciddi bir tartışma var bu konuda. Eğer İsveç, PKK, PYD, YPG, FETÖ bunlarla ilgili Türkiye'ye bir takım arananları iade etmeye başlarsa bunlarla ilgili aslında Avrupa'da ve hatta Amerika'da çok ciddi bir tartışma da olacaktır. Çünkü eğer İsveç bunları iade ediyorsa Türkiye diğer ülkelerden de isteyecektir. Şimdi bunu engellemek için yani tahmin ediyorum birçok ülkenin başta Amerikan istihbaratı olmak üzere birçok ülkenin gizli servisi de birçok faaliyet içinde. Bunun içinde İsveç'in derin devleti de olabilir. Dolayısıyla bu iş bir matruşkaya dönüştü ve Türkiye'ye adeta işte bu tür konular, bu tür provokasyonlar üzerinden İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi isteniyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Yani meseleyi çok soğukkanlılıkla ele almalıyız ve demeliyiz ki kardeşim sizin bir takım yükümlülükleriniz var. Bu yükümlülüklerde işte bu Memorandumda alt alta yazılmış durumda. Dolayısıyla bizim açımızdan mesele budur. Öbür konuda biz barış ve uygarlık projesi içerisindeyiz. Sizin bütün bu e, gayrimedeni ve e, uluslararası barış ve özgürlüklere aykırı tavrınız sizi bağlar. Biz ciddiye almıyoruz bu konuları, önemsemiyoruz değil, önemsiyoruz, ayıp karşılıyoruz, yanlış buluyoruz, kınıyoruz şiddetle ama bunlar ayrı. Burada iki devlet arasındaki meseleleri ilgilendiren sorunlar ayrı diyebilmeliyiz diye düşünüyorum.